Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Ton TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kaya açıklamasında tarımın üreticinin ciddi sıkıntılar içinde olduğunu belirtti. Burada iyi niyetli adımlar var. İşte ekilmeyen tarım arazilerinin işte en son kanunlaşmasıyla beraber ekilmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılması noktasında hükümetin çok ciddi iyi niyetli adımları var. Ama bakın keşke bu adımlar, bu iyi niyetli adımlar çok daha önce atılsaydı. Bakın yönetmek öngörmektir. Şu anda üretici ciddi şekilde bir sıkıntıyla karşı karşıya. Şimdi bunları yok edebilmenin aslında bunların çözümleri bizim elimizde olan şeyler bunlar. Bunlar öngördüğün anda 3 ay sonrayı, 5 ay sonrayı, 3 yıl sonrayı görebildiğin zaman, öngörebildiğin zaman bunların çözümleri aslında bizi yönetenlerin elinde. O destekler işte bugün verilen destekler bundan birkaç yıl önce verilseydi şimdi bunları yaşamıyor olacaktık aslında. Bugün bu yaşadığımız sorunları yaşamıyor olacaktık. Hükümetin vatandaşa ucuz et yedirmek için attığı adımın hayvan üreticisini ve kasap esnafını sıkıntıya sokacağına dikkat çeken Kaya, bir yerde problem çözerken diğer tarafta problem yaratmamak gerekiyor. Yem fiyatlarını istenilen yerde tutabilseydik bugün et fiyatlarını konuşmuyor olacaktık dedi. Hükümetin atmış olduğu bir adım var. Çok iyi niyetli bir adım. İşte Ramazan ayında ben size ucuz et yedireceğim dedi vatandaşa. 100 liraya alacak eti, karkas eti, 90 liradan vatandaşa verecek, zarar edecek falan. Peki 40 yıldan beri, 50 yıldan beri, bu ülke kurulduğundan beri bu işi yapan kasap esnafının durumu ne olacak? Bakın yani şimdi bir yerde bir problem çözerken bir başka bir yerde bir problem yaratmamak gerekiyor. Eğer ki yem fiyatlarını istediğimiz yerlerde tutabilmiş olsaydık bugün et fiyatlarının bu kadar yükseleceğini konuşmuyorduk.